Merhabalar, bir kere daha canlı yayınlarımızla birlikteyiz. Bugünkü sunumumuzda altın, gümüş, doğalgaz, bakır, S&P endeksi ve S&P endeksinden Çin'den seçtiğimiz bir takım hisseleri analiz yapmaya çalışacağız. Bu arada eğer sorularınız olursa lütfen sorularınızı yazın. Sunumun sonunda onları teker teker cevaplamaya çalışalım. Şimdi ilk olarak bakacağımız varlık tabii ki herkesin çok ilgisini çeken S&P endeksi. Şöyle bir baktığımızda endeksteki en son konuştuğumuzda zannedersem şu bölgede filandık ve burada bir geri çekilme bekliyorduk. Henüz bir geri çekilme olmadı burada. Ancak görüldüğü üzere hacimler normal seviyelere gelmiş vaziyette. Şurası her şeyden önceki zamanlar normal hacim seviyesi. Görüyorsunuz oralara yakınız. Demek ki burada biraz işler normalleşmiş gibi gözüküyor. İşte zaten tam da bu zamanlarda normalleşmenin zannedildiği ve küçük yatırımcının piyasaya geldiği zamanlar biraz daha riskin arttığı dönemler olarak görünüyor. Genel itibariyle piyasa böyle çalışmıştır. Şimdi dönüp hemen şöyle bir teknik analiz çalışmamıza bakalım. Daha önce de bunu çizmiştik. Demiştik ki 61 nokta, hatta ilk başta 51-50'lerdeyken konuşmuştuk bunu. Potansiyel dönme bölgesi demiştik. Zaten şuradaki ivmenin kaybolduğu ilk yer burası olmuştu. Şöyle biraz daha büyüteyim orayı. Ardından bir geri çekilip tekrar yükseldi ve 61.8'e geldi. Şimdi bir kez daha buralarda. Şimdi bunun üzerine atar mı atmaz mı tartışmadan önce şunu söylemek lazım. Atarsa ki her zaman atabilir. Çünkü piyasa hareketleri abartmayı çok sever. Dolayısıyla buraya yükseliş gördüğümüzde şaşırmamak lazım ama genel itibariyle baktığımızda potansiyel dönüş seviyelerinden bir tanesi bu %61.8'lik Fibonacci seviyesidir. Nitekim bir kere bu etkili çalışmış vaziyette. Bunun üzerinde tabii ki şurada 76.4'ü görüyorum ama daha çok burada bakın şöyle göstereyim canlansın. 200 günlük hareketli ortalama ve sarı ve yeşil olan 100 günlük hareketli ortalamanın tam birleştiği bir yer. Dolayısıyla bu hareketli ortalamanın birleşmiş olması biraz daha güçlü bir direnç olduğunu gösteriyor burada. Şimdi burada ayrıca şöyle bir şey de var. Gördüğümüz üzere bakın işte şu bölgede başlayan aslında bir konsolidasyon bölgesi diyelim. Çünkü rally net bir şekilde gelen rally burada ara vermiş vaziyette. Ancak bir kez daha aşağı bandı görmedi. Ama eğer alış gelirse potansiyel olarak döneceği yer 3000 seviyesi gibi gözüküyor S&P endeksi için. Tabii bunu spot endeks için konuşuyorum. Eğer piyasa aşağı gelecek olursa burada da bakacağımız yer şurada bu trading range'in altı olan 2725 bölgesi. Şimdi bunu baktıktan sonra biraz da böyle yandan olan grafiklere bakalım. Gerçek grafiklerden ziyade yandaki grafiklere bakalım. Şimdi bu baktığımız yer VIX endeksi ile spot VIX endeksi ile 3 ay sonraki VIX endeksi arasındaki farkı gösteriyor. Şurası gördüğünüz gibi beyaz grafik bu farkı gösteriyor. O çok dalgalı olduğu için yumuşatmak amacıyla bir tane hareketli ortalama koydum ama yine de spot'a da bakabiliriz biz, endekse de bakabiliriz. Şimdi burada gösterdiğim seviyeler bu her ikisinin aslında ne kadar uyum içerisinde çalıştığını ve VIX farkının, VIX'in calendar spread'inin diyeceğim, zaman farkının ne kadar etkin sinyaller verebildiğini gösteriyor. Her zaman vermez ama şurada yuvarlak içine aldığım yerlerde görüyorsunuz burada önce kırılma başlıyor, sonra endeks kırılma başlıyor. Şimdi burada da benzer bir durum olmuştu. Önce kırılma burada başladı, daha sonra endekste kırılma başladı. Şimdi son duruma bakarsak biz neredeyiz? Gördüğünüz gibi burada artık şöyle söyleyelim. Çok net görülen kırmızı çizgiyi şöyle biraz kalınlaştırırsak çok net görülen bir düzleşme eğilimi söz konusu. Bu tabii hemen olacak demek değil ama şu şekilde bakarsak şuna benzer bir durum söz konusu görüldüğü üzere. Tabii buna paralel olarak burada da şeyde de S&P endeksinde de buna benzer bir durum söz konusu görüyorsunuz. O da bu şekilde. Ancak son durumda S&P endeksi yukarıya doğru gitmiş vaziyette. O yüzden diyorum ki belki 3000 seviyesindeki hareketli ortalamaya kadar gelebilir. Ama şu görünüm bizim için biraz daha piyasanın yavaşlamaya döneceği. Nitekim şurayı gözünüzün önüne bir kez daha getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada stola giriyor. Aynı şekilde burası aşağı doğru sert bir düşüş yapıyor. Sonra burası şimdi bir stola girmiş vaziyette. Burası yukarı gibi görünürken belki de tam şu tepe gibi olabilir. Buradan hızlıca bir aşağı hareket gelme olasılığı yüksek. Bir de şöyle bir grafiğimiz var bakacağımız. Şimdi bu grafiği daha önce paylaşmıştım. Belki hatırlayanlarımız olur. Bu da VIX'in volatilitesinin
VIX'e olan rasyosunu gösteren bir grafik. Bize şunu anlatıyor. VIX acaba volatilitesine göre daha hızlı yükseliyor mu? Çünkü siyah çizgi bu rasyoyu gösterir. Siyah çizginin aşağı doğru hareketlendiği zamanlar VIX'in volatilitesinden daha hızlı hareket ettiğini, daha hızlı yükseldiğini, yani aslında VIX'in yukarı doğru patladığı dönemleri gösterir. Bu da endekste aşağı yönlü kırılmaları işaret eder bize. Şimdi bakın bu daha önce nasıl çalışmış, ona bir bakalım. Görüyorsunuz burada VIX bölü VIX rasyosu aşağıya doğru gelerek, yani düşük tepeler yaparak ve bir sıkışma contraction bölgesi yaparak ilerlerken endeks paşa paşa yükseliyor. Çok güzel bir şekilde yükseliyor ve endeks yatırımcısı burada endekse para yatırmaya devam ediyor. Şimdi bunu gördük. Ondan sonra da neden sonra yasada sinyaller gelmesine rağmen giderken küt diye burası kırıldığında endekste aşağı doğru görüyorsunuz kırılıyor. Bir kez daha burada da aynı şeyi görebilirsiniz daha kısa bir süre içerisinde. Efendim şurada da aynı şeyi görebilirsiniz. Siyah çizgiye şöyle kalınlaştırayım bakın. Siyah çizgi görüyorsunuz kırmızı çizgiyle işaretledim tepelerini. Hızlı hızlı aşağı doğru geliyor. Oysa endeks yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Neden sonra küt diye aşağı doğru kırılma başlıyor. Şimdi buradaki hikaye de bu. Peki biz şu anda neredeyiz ona bakalım. Şu anda olduğumuz yer VIX bölü VIX rasyosu yukarı doğru devam ediyor. Tepki alımları geliyor. Endeks de yukarı doğru devam ediyor. Dönüşe dair herhangi bir sinyal yok. Biz ilk başta şuralardayken bunun döndüğünü düşünmüştük. Hatta bu çizgimiz biraz daha şu şekildeydi. Onu da hemen söyleyelim. Bunun altına kırıldığı zaman işte dönüş başladı galiba diyorduk ama piyasa biraz daha fazla risk fiyatlaması yapmak istediğini bize gösterdi. O yüzden de bir süre daha yukarı gitti. Takip ettiğimiz temel göstergeler, VIX ile ilgili olan göstergeler. Hani teknik analiz indikatörlerine de bakıyoruz ama takip ettiklerimizin temelinin başında bu bahsettiğim VIX'ler geliyor. Şimdi çok kısaca şeye bakalım, hisselerimize bakalım. Bu arada şeyi de söylemek lazım. Evet S&P 500 endeksinde gerileme beklentimiz devam ediyor. Çünkü fundamental verilere baktığınızda hala oldukça kötü işsizlik devam ediyor. İşsizlik şu anda veri olarak piyasaya çıkmış vaziyette. Ama onun karşılığı olan harcamaların düşmesi, gelirlerin düşmesi, ona paralel harcamaların düşmesi, sonra da enflasyonun düşmesi gibi konular onu takip edecek veriler olmalı diye düşünüyoruz. O yüzden de hisse senedi piyasasında şirketlerin karlılıklarının azalması beklentisiyle biraz daha piyasanın aşağı gelmesini hala bekliyoruz. Şimdi çok kısaca birkaç tane hisseye bakalım isterseniz. Genelde baktığımız burada piyasaya önderlik eden hisse grubu FANG hisseleri oluyor. Yani işte Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google gibi. Hemen isterseniz şeyden başlayalım. Apple'dan başlayalım. Hatta şöyle yapayım. Birkaç tane de indikatör de görünsün üstünde. Neden bu hisselere bakıyoruz onu da söyleyeyim en başta. Hepimizin hakkında 3 aşağı 5 yukarı yani hisse işi yapanlarımızın hepimizin fikri olduğu şeylerden bir tanesi budur. Hisselerden, hisselerin grubu budur. Ve bunlar ayrıca endekslere öncülük ederler. Şimdi göreceğiniz üzere bakın burada bunu özellikle silmedim. Daha önceki yayınlarımızda piyasanın biz bunu yaptığımızda daha buralardaydı. Piyasanın yukarı doğru 61.8'e doğru gelebileceğini ondan sonra da parçalar halinde aşağı düşebileceğini öngörmüştük. Hatta burada bir güzel bir omuzlaş omuz formasyonu yazdırabilir diyorduk. Ama beklentimiz burada boşa çıkmış oldu. Piyasa biraz daha güçlü gitti. Ve nereye kadar geldi? Bakın şurada hemen ekstradan olan Fibonacci seviyemizi ekleyelim buraya. Bu her yerde olmayan, daha çok harmonik harekette, harmonik analizde kullanılan bir Fibonacci seviyesidir. Ve 61.8'in iki kere karekökü alınca ortaya çıkan bir Fibonacci seviyesidir. Dıdısının dıdısı gibi görünse de etkin çalıştığını birçok kez ben şahit olduğum için kullanmayı seviyorum. Şimdi son durumu getirdiğimizde, şurayı da silelim. Bizi karıştırmasın. Bakın şimdi burada yukarı doğru 3 tane hareket var. Bir kere geleceğimiz yer çok büyük olasılıkla bu 88.6'lık Fibonacci seviyesi. Dolayısıyla oraya doğru bir hedef beklemek lazım. Yaklaşık 313 doları gösteriyor. Şimdi burayı hemen sileyim. Ve şöyle bir boy ölçmeye çalışalım burada. Bakın
Şuradan şuraya $49.50 bir hareket olmuş. Buradan şuraya geliyorum, $51 bir hareket olmuş. Tesadüf mü? Hayır değil. Demin bahsettiğim harmonik hareket. $45'deyiz. O zaman ne beklemek lazım? Doğal olarak burada Three Drys adı verilen İngilizce adı. Ben onu Türkçesi olmadığı için 3 adım olarak çeviriyorum. Baktığınız zaman şöyle bir formasyon olması beklenir. O formasyonun devamı da şöyle beklenir. Bakınız şuradan şunu çektiğimiz zaman şu şekilde çekmek lazım. Biraz şu dibi tam alamıyor. Biraz simetrisi bozuk. Ama neticede biz bunu en azından şuraya kadar, şu çizgiye kadar gelmesini bekleriz. Hatta olasılık olarak şuradaki regresyon çizgisine kadar bile gelebilir. Ama burada hala piyasanın yukarı baktığını söylemek herhalde yerinde bir yaklaşım olacaktır. Ancak indikatörlere baktığımızda da bu indikatörün altı seviyesine yaklaşması bizim için aşırı alıma yakın olduğumuzu söyler. Şurada da pembe çizgilerin çıkması trendin momentum kaybettiğini ve yorulduğunu gösteriyor. Başka ne vardı? Amazon'a bakalım. FANG hisselerinden gittiğimizi düşünürsek, pardon şöyle yapalım. Healthcare hisseleri sorulmuş. Dönüp bakalım oraya hemen kısadan. Amazon tarafında gördüğünüz gibi indikatörler şu anda aslında burası nötr seviyede ve diğer indikatör, osilatör aşağı doğru geliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada herhangi bir indikatörlerde görülen bir aşırılık söz konusu değil. O zaman grafiği biraz daha şöyle yaparak daha rahat bir gösterime gelebiliriz zannedersem. Burada daha önce de bahsetmiştik. Amazon iş modeli olarak son derece beğendiğimiz ve analiz tavsiyelerinde çok yüksek olarak alt tavsiyesi taşıyan bir hisse. Dolayısıyla bu hisseyi geri çekilince almak lazım gerektiğini söylemiştik ama çok da fazla geri çekilmiyor. Bunu almak isteyeceğimiz seviyeler, şöyle grafiği biraz sıkılaştırırsak göreceğiz. Eğer endekse satış gelir de endeks genelde bir satış gelirse işte bu hisse eğer tekrar 1800-1700 seviyesine gelirse portföylerde hem uzun vadeli hem trading amaçlı bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi burada daha kısa vadede şöyle bir şey oluşuyor gibi gözüküyor. Biraz yorgunluk MRS'i var gibi gözüküyor. Şöyle bakalım. Pardon, yanlışlık oldu. Bir daha alacağız. Şu şekilde uzattığımız zaman, bakın şöyle uzattığım zaman hala burada şu tepeyi getirdim. Burası outlier oldu. Dışına çıkıp geri geldi. Şu şekilde bir işlem bandı var. Bu işlem bandı içerisinde aşağılara geldikçe alınır, yukarı geldikçe satılır mantığı bence doğru bir mantık. Aynı zamanda burada Fibonacci seviyeleriyle buranın, bu bandın kesiştiği seviyeler güven aralığını, bu trade'de güven aralığını biraz daha artırır. Ama dediğim gibi bu hisseyi daha çok satmaktan çok alım yönünde taşımakta fayda var. Eğer aşağı çekilirse bence portföylerde tutmak lazım. FANG'in diğer tane bir tanesi de Netflix oluyor. Yanlış yazdık. Netflix. Biliyorsunuz Netflix bilanço zamanında da şeyi artırmıştı. Bizim de beklentimiz oydu. Açıklamalarına göre subscriber sayısını, üye sayısını artırmıştı. Dolayısıyla o bir pozitif bir gelişme. Fiyatlamaya da bakarsanız burada da çok basit bir harmonik hareket bir kez daha göze çarpıyor. A, B, BC geri çekilmesi ve CD. AB eşit CD bacağı $92'lık hareketler. Buradan sonra geri çekilmesini yapmış gözüküyor. Bir olasılık 3. yukarı doğru hareketi yapar ama 3. hareketi yaparsa yani şuranın üzerine giderse işte yaklaşık olarak $450'ların üzerine giderse o zaman bizim endeksteki satış beklentimizin de biraz daha ötelenmiş olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü buradaki genel olay bu hisse endeksin sürücülerindendir. Dolayısıyla yeni yüksek yaparsa endeksin de yukarı gitmiş olması gerekir. Endeks aşağı giderken Netflix'in yukarı gitmesi pek mantıklı gelmiyor. Burada henüz çok belirgin bir kanal yok. Ancak ve ancak şöyle bir şey olabilir. Biraz fiktif bir şey olacak ama eğer burası bunun düşüş, bugün düşüş günü olursa eğer o zaman şöyle bir kanaldan konuşulabilir. Bunu haftaya değerlendirebiliriz ancak. Nitekim aslına bakarsanız teknik analizde candlestick analizi yapmayı bilen arkadaşlar biraz daha rahat burayı göreceklerdir. Şuradaki kararsızlık mumu, ondan sonra yukarı gidip aşağı gelen bir fiyat, artı kapatmış olması tabii biraz zayıflatır argümanı. Ama neticede burada bir dönüş sinyali var gibi gözüküyor. Bugünkü piyasada bunu biraz daha net göreceğiz. En son olarak bir de burada Google'a bakalım.
Google gelsin bakalım. Evet. Burası S&P endeksiyle neredeyse birebir oynayan bir grafik çizmiş vaziyette. Gördüğünüz üzere %76'ya gelmek üzere. S&P endeksi de benzer şekilde böyle düşüşün önemli bir kısmını vermiş vaziyette. Ve burada da trading lobları diyeceğimiz aralıklar göreceksiniz. Bakın mesela aralığın bir tanesi burası. Bir diğeri gördüğümüz kadarıyla şurası. Bir diğeri isterseniz burası, bir diğeri burası olarak düşünülebilir. Dolayısıyla burada her seferinde bizim için tanımlı range'ler, tanımlı aralıklar veriyor. Nereye kadar? Bu aralık kırılana kadar. Şimdi burada da gördüğünüz gibi, bir önceki hissede olduğu gibi burada da bir gapli yukarı açılış ama sonra aşağı doğru rejection var. Yukarı gitmeyi reddetmiş, baskı görmüş. Fakat neticede yine de artı kapatan bir hisse var. Dolayısıyla tam olarak buradaki eğilimin aşağı döndüğünü söyleyemeyiz. Bunun için çok erken ama range'in sonunu tanımlamış olabiliriz. Yani bugün tekrar buralara kadar belki bir olasılık şuradaki 1407'deki Fibonacci seviyesine kadar bir yükseliş görme şansımız her zaman var. Healthcare hisseleriyle ilgili görüş sorulmuş. Ona da hemen şöyle bakalım. Bir saniye, bundan önce şunu da göstermemde fayda olacak. Görüyorsunuz burada hala aşırılıkta değiliz. Daha 4 seviyesinde indikatör. Bunun aşırılık göstermesi için 6'ya gitmesi lazım. Buranın da bu indikatörün de şurada olduğu gibi birkaç tane pembe bastırdıktan sonra dönüş için ortamının hazırlanmış olması gerekiyor. Biraz henüz erken gibi gözüküyor eğer sert bir dönüş gelmezse. Healthcare şöyle bakalım. Bakın şimdi... Şöyle gösterebilirim. Şimdi bu gördüğümüz sağlık sektörü endeksi, S&P'nin alt sektörlerinden sağlık sektörü endeksi. Gördüğünüz gibi burada yukarı doğru hızlı bir hareket oldu. Ve geçen hafta içerisinde günlük yayınlarımızda takip edenlerimiz olduysa sosyal medya kanallarımızdan bundan bahsetmiştim çok kısaca. Burada ciddi bir momentum durulması var. Yani bunu tam olarak hani aşılar, ilaçlar bulundu, şu oldu, bu oldu diye yormak mümkün değil. Çünkü öyle bir durum yok. Belki selektif hisselerde yeniden yukarı doğru bir hareket gelebilir. Ama sağlık sektörünün geneli itibariyle kriz öncesinin, salgın öncesinin seviyelerine gelmiş olması, gelmiş olması bizim... Burada birazcık kar realizasyonuna endeksle beraber ama kar realizasyonuna açık olduğunu gösteriyor. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz burası da 88.6 olacak şuralar. Şimdi bunu yapmakla uğraşmayalım. Burada sağlık sektör ETF'ini almaktan satmaktan ziyade bence artık yavaş yavaş, çünkü bu eskiden yapılabilecek bir şeydi. Bunu biraz konuşmuştuk. Şimdi yavaş yavaş daha çok bu COVID-19'a yönelik çalışmaları olan ve nispeten de büyük sayılabilecek hisselere girmek lazım. Çünkü küçük hisselerde şöyle bir risk ortaya çıkıyor. Bu hisselerin eğer ürün yelpazesi çok geniş değilse ve ürün yelpazesindeki koronavirüs ilacını yeterince hızlı bir şekilde sunamadıysa, başka birisi sunduysa, o zaman bunlar hemen geri kalır ve bunlara sert satış gelir. İyi senaryoyu söylüyorum. Bir de ilacı bulamazlar, aşıyı bulamazlarsa veyahut da bulduklarını sağlık dairesi onaylamazsa o zaman çok sert satış gelir. O yüzden bu noktadan itibaren artık biraz daha selektif gitmek lazım. Hemen bakıyorum. Tamam, o dediklerimiz için yapacağım. Altın sormuşlar, yapacağız. Microsoft için sormuşlar. Ona da en son bakalım. Microsoft'u sevdiğimiz hisselerden bir tanesi. Ancak tabii sorunu şu, endekslerle beraber oynayan bir hisse. Dolayısıyla endekslerde de olabilecek bir satış burayı da etkileyecektir. Yani eğer benim portföyümde olmuş olsaydı ben yavaş yavaş buralardan, hatta aslında sorarsanız ben daha önceden bile yapardım, pozisyonlarımı bir miktar likidite ederdim diye düşünüyorum. Çünkü zaten öncesi seviyelerine gelmiş vaziyette. Bakalım. Evet. Şafak Öztürk Bey sormuş Microsoft'u. Şafak Bey, dediğim gibi 886'ya gelmiş. Önemli bir potansiyel bir dönüş noktası
noktası olur. 886 veya 1'in hemen üzerindeki 1.13 şuralarda olması lazım. Potansiyel dönüş bölgeleri. O yüzden ben olsam birazcık pozisyonlarımı hafifletirdim. Şimdi buradan altına geçiyorum. Altında ilk olarak fiyat grafiğini görmekten önce isterseniz şu cuma günleri yayınlanan grafiğimize bir bakalım. Burayı da daha önce yayınlamıştım. Onun için çok hızlıca geçeceğim. Sarı turuncu çizgi fonların future kontratlarındaki net pozisyonunu gösterir. Mavi çizgi longları gösterir. Yeşil çizgi shortları. Şu siyah çizgi de altının fiyatını gösteriyor. Görüyorsunuz burası da 2011'deki altının zirvesine dayanıyor. Bu işin historisi, geçmişi şudur. Fonlar, akıllı para tabir edilen fonlar gördüğünüz gibi ta 2009'dan itibaren, 2009'dan 2011'e kadar olan süreçte daha fazla long arttırmıyorlar. Yavaş yavaş portföyleri dengeliyorlar. Ama altın yükseliyor, küçük yatırımcıya mal devrediliyor, ondan sonra aşağı geliyor. Burada da benzer bir durum var. Bakarsak hani ben bunu sıkıştırdığım için şuradaki altındaki hareketin yönü görünmüyor ama burada iyi bir yükseliş var. Oysa net pozisyon azalıyor. Peki biz şimdi neredeyiz? Ona bakalım. Bakın şöyle. Baktığımızda fon pozisyonları yukarı doğru giderken, tamam mı? Çok hafif, hatta yatay bile giderken diyebiliriz. Son haftalarda aşağı doğru geldi. Altın fiyatına bakıyorum. Altın fiyatı hiç bozuntuya vermeden yukarı doğru gidiyor. Yeni yüksek yapıyor. Aradaki benzerliği bir tek ben görmüyorumdur diye düşünüyorum. Şimdi bakın burada da bunun temelinde, şuradaki net pozisyonun temelinde long pozisyonların ciddi oranda azalması söz konusu. Aynı zamanda short pozisyonları bu geçen petroldeki petrolden dolayı olan teminat ihtiyacı nedeniyle gelen satışlar bunlar. Ama bakın shortların bir kısmını yerine koymaya çalışıyorlar. Longlar ise erimeye devam ediyor. Dolayısıyla burada akıllı paranın yaptığı iş sanki biraz daha altından kaçma tarafında. Bir de her gün yine paylaştığım bir şey var. Bu grafiği takip edenlerimiz olabilir. Bakın şimdi bu grafikte bir sürü değişken var. Yaklaşık 6 tane şey gösteriyor bu grafik bize. Sarı çizgi altın fiyatı. Üstteki grafiğe bakarsak. Yeşil çizgi altın fonlarına, ETF'lerine olan para giriş çıkışını o gün bazında gösteriyor. Burası da mor çizgide toplamda altın ETF'lerinin varlığının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı şey gümüş için de geçerli. Gümüş fiyatı işte şu gri olan, kırmızı olan ETF'lerdeki toplam paranın büyüklüğü, öbürü de günlük giriş çıkışı gösteriyor. Şimdi bakın burada ne görüyoruz? Şu süreçte bu çizgiye bakarsak eğer altın fonlarına giren para sürekli artıyor. Şu dönemde de yani Mart-Nisan ayında da gümüş fonlarına giren para çok ciddi bir sıçrama yapmış ama Nisan ortasından itibaren artık daha fazla artmıyor gibi gözüküyor. Peki bunu kenara yazalım. Şimdi birazcık bunu şeye çekseydim, şimdi bunu çekmeyeyim, bilgisayarın onu getirmesi daha zor, o uzun zaman alacak. Ama şeye baktığımızda aynı grafiğin 2011-2009 sürecine bakmış olsaydık ne yazık ki ETF yatırımcısının yani daha fazla sayıda ve daha küçük tutarlarla yatırım yapan yatırımcı penceresinin diyelim, yatırımcı sınıfının o dönemde 2009-2011 arasında altına yatırım yaptığını, para fonlara para soktuğunu ve hatta para da kazandığını ama yeterince hızlı kaçamayanların da o sert düşüşü bilenler, hatırlayanlar bilir. O sert düşüşte hızlı çıkamayıp zarar ettiklerini de hatırlayacaksınızdır mutlaka. Dolayısıyla buradaki hareket şuradaki görüyorsunuz alımlar devamlı olarak artmış gitmiş falan ama çok fazla bir şey ifade etmiyor. Neden? Future tarafı bu işe destek vermediği sürece. Şimdi biraz daha kısa bir süreye gelelim. Daha önümüzde ne var ona bakalım. Bakalım hemen. Gold Para TV adlı kullanıcımız, misafirimiz sormuş. Altın yorumunuz demiş. Altın yorumunu veriyoruz zaten. Burada da yine altın fiyatına, altın fiyatıyla birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz bir rasyoya yer verdik. Bu da altın madencilik şirketlerinin ETF'inin spot altına olan oranı. Genel itibariyle bu rasyo şöyle çalışıyor. Önemli dönüşlerde altın rasyo altın fiyatına göre daha erken dönüş yapıyor. Yani bu şu demek. Piyasa, şimdi bu bir rasyo ve rasyonun bir elemanı da altın fiyatı. Dolayısıyla baktığınızda neden önce sinyal veriyor? Bu şu demek oluyor.
altın madencilik ETF'inin yatırımcısı spot altın yatırımcısına göre biraz daha hızlı hareket etmeyi seviyor ve önceden yükselecekse daha önceden pozisyonlanmayı, düşecekse de daha önceden pozisyonlanmayı yine seviyor gibi gözüküyor. Birebir her zaman işlemez. Yani %100 korelasyonlu, %100 her zaman tutar diye bir şey söz konusu değil. Ama bizim gözlemimiz itibariyle böyle bir durum söz konusu. Şimdi buradan gelelim şuraya. Neredeyiz, biz neredeyiz ona bakalım. Bakın şimdi bu rasyomuz gördüğünüz gibi hala yükselmeye devam ediyor. Ama altın fiyatları yükselemiyor. Peki burada neye bakmak, ne demek lazım burada o zaman? Burada ilgiyle şu altın madencilik şirketleri bölü altın fiyatı rasyosunu izleyeceğiz. Eğer bu rasyo aşağı doğru dönerse altında bir süredir beklediğimiz satış hızlıca gelişecektir. Oranın da temelinde altının analizine baktığımızda bu soldaki eksen olarak düşünmek lazım. 1670 dolar seviyesini aşağı doğru kırdığımızda son derece güçlü bir hareket beklenir. Gümüş fiyatlarına şöylece bir bakmaya çalışalım. Burada da yine gümüş future yatırımcısı ne yapmış ona bakalım. Görüldüğü üzere burada da gümüşte de long pozisyonlar, net longlar hızla eriyor. Şurada tek başına long pozisyonları görüyorsunuz ve işin ilginç tarafı short pozisyonlar artmaya başlıyor. Şimdi bir emtiada bu CFTC raporunda verilen 3 tane ana veriyi karşılaştırdığımızda bir emtiada fiyatın gerçek anlamda oynaması için aslında aşağı yönlü gitmesi için shortların artması, yukarı gitmesi için de longların artması gerekir. Şimdi bunu duyunca bilmeyenlerimiz şöyle düşünebilir. Tabii ki yukarı gidecekse longlar artar. Öyle ama bakın şu da olabiliyor. Bazen longlarınız artmıyor ama shortlarınız kapanıyor. O zaman net long yukarı doğru gidiyor. İster istemez fiyat bir miktar yukarı yapar. Ama gerçek anlamda trendin başlayabilmesi için hangi yönü konuşuyorsak, hangi yöne gitmesini gideceğini düşünüyorsak ve o yönde hareket görüyorsak o yöne olan işlemin artmış olması, açık pozisyonun artmış olması lazım. Burada da şunu görmemiz lazım. Gördüğümüz gibi short pozisyonlar yavaş yavaş artmaya başlamış. Sanki burada da bir miktar hareketi göreceğiz gibi gözüküyor. Bakalım Özgür Kılıçer Bey SSR Mining ve Oxy söylemiş. Occidental'ı. Bakalım vakit kalırsa bir doğalgaza bakmak istiyorum hemen izniniz olursa. Şöyle doğalgazı gündeme getirelim. Evet, doğalgazda gördüğünüz gibi çok acayip bir grafik var. Burada short pozisyonların azalmasından kaynaklı aslında şu net pozisyonların artışı, shortların kapanması. Böyle düşünelim bunu. Demin verdiğim örnekteki gibi. O işte tabii şimdi short pozisyonların kapanması olduğu için bakın fiyata şöyle burayı biraz kararttığım zaman fiyatın en sağdaki kısmına bakın. Kocaman bir yükseliş yok. Kademeli ve kontrollü bir yükseliş var. Çünkü bu sadece aslında short pozisyonların kapanmasından kaynaklanan bir şey. Ama burada bir sürpriz var. Gördüğünüz gibi long pozisyonlara baktığımızda long pozisyonlarda da şöyle bir artış var. Peki bu bize neyi gösteriyor? Yani daha fazla artacak ne olacak? Bakın burada bu veri üzerine teknik analiz yapmak çok doğru bir şey değil. Bu bir fiyat değil çünkü ve haftadan haftaya güncellenen bir veri. Ama yine de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın burada birbirine paralellerle çizilmiş ve oluşturulmuş ve devamında da çalışan kanallar söz konusu. Eğer burada bu çalıştıysa neden burada çalışmasın deyip buraya da bir şey koydum. Kanal oluşturdum. Şimdi bu kanal bize şunu işaret ediyor. Olasılıklardan bir tanesi buradaki long pozisyonlar, doğalgazdaki long pozisyonlardaki artış önümüzdeki 1-2 hafta boyunca azalabilir. Ondan sonra long pozisyonlar biraz geriler aşağı doğru. Şöyle belki göstermek daha güzel olur. Efendim, şu şekilde aşağı doğru gelirse daha sonra bu bölgelerden tekrar yükselmesi beklenir. Şimdi neden önce aşağı gelmesi şuna şimdi bizim görüşümüze uyuyor onu da söyleyelim. Bakın şimdi burada dönemsellik grafiği açalım. Grafiği demeyelim, dönemsellik tablosu açalım bir tane. Bakın burada ne göreceğiz? Mayıs ayı, şurası Mayıs ayı ve geçtiğimiz 5 yıl. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca Mayıs ayındaki performansa baktığımızda ne görünüyor? Burası 2020, bunu görmeyelim. Şurayı görelim. 3 tane kırmızı, 2 tane yeşil. Top biraz ortada gözüküyor değil mi? Peki bunu birazcık arttıralım. Acaba orada ne olacak?
Bir önceki yayınımızda bunu S&P için yapmıştık hatırlarsanız. Sell in May, go away konusunda bir yorum vermiştik. Şimdi burada da bakın Mayıs ayında ne yapmış? Sayalım 2-4 tane yeşil var, 6 tane kırmızı var. Demek ki Mayıs ayı aslında doğalgaz için çok acayip güzel bir ay değil. Orada daha çok ayıların çalıştığı bir ay. Peki o zaman şöyle bir grafik açalım. Açtık grafiğimizi. Şunu yok edelim. Daha fazla yer kalsın bize. Pekala. Şimdi burada daha önceki hafta içinde yaptığımız çalışmaları takip edenlerimiz varsa hatırlayacaklardır. Burada belirgin bir şekilde görülen bir şey var. Yükselen kanal var. Bu kanalı istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Buradan da çizilebilir, buradan da çizilebilir. Bu tamamen sizin bakış açınızla ilgili. Ben buradan çizmeyi tercih ettim. Dolayısıyla neden öyle yaptım? Çünkü bakın buradaki kanalın alt bandı şu anda aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamayla da kesişiyor ve potansiyel olarak burada bir aşağı doğru hareket gelme olasılığı son derece yüksek. Şimdi burası aynı zamanda bizim daha önce bahsettiğimiz üç adım şeyine, harmonik bacağına da çok uygun bir hareket. Görüyorsunuz burada 1, 2, 3. Normalde bunun tabii tam olarak aslında simetrik olmasını beklersiniz. Bir harmoni içerisinde olmasını beklersiniz ama bazen ufak böyle sapmalar olabiliyor. Dolayısıyla bu 3 adımı tamamladıktan sonra bunun geri gelmesi gerekir ve 3 adımdan sonra da beklenen hareket aslında kanalın dahi aşağı kırılması yönünde olabilir. O yüzden şuradaki yükselişi yakalamış olmamıza rağmen buradan sonrası için piyasanın biraz daha aşağı gelmesini makul buluyoruz doğal gaz fiyatlarında. Özellikle dönemselliğin etkisi ve grafiklerdeki oluşumunda bunu destekler nitelikte olması nedeniyle. Ancak daha sonrası için doğal gaz fiyatlarının Mayıs'tan sonra tekrar yükselme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bunun arkasındaki temel neden ise fabrika, alışveriş merkezi gibi ısıtma ve soğutmaya konu olan yerlerin, işletmelerin, doğalgazla bu işi yapanlarının doğalgaz alımlarını bu dönemde yapıyor olması. Dolayısıyla orada bir talep oluşacak diye düşünülür ve fiyatlarda biraz yükselme olur. Doğalgaz grafiği günlük saatlik diye sorulmuş. Bakın şurada her grafiğin ne olduğu yazıyor. Burası günlük bir grafiktir. Saatlik grafiğe bu şimdi haftalık bir yayın yaptığımız için çok bakmıyoruz ona. Efendim bu da bittikten sonra bir de bakıra bakmak istiyorum. Şöyle yapalım onu. Evet, Özgür Bey'in sorusuna bakacağım. Öznur Gencal, gümüş uzun vadede alış olur mu denmiş. Bakalım, hepsine bakacağız. Bakalım. Şimdi hareket, bir dakika. Şöyle yapayım. Bakırdaki harekete bakalım. Bakın bakırda grafiği sıkıştırdığımız zaman bir sürü burada diagonaller çizilebiliyor. Bunu niye sıkıştırıyorum? Çünkü bu günlük ticaret de, günlük alsat da yapılabilir tabii ki. Ama bu aslında enflasyon, para arzı, arz talep gibi konulardan en fazla etkilenen enstrümanların bir tanesindendir. Ve hatta buna Dr. Kupper denir. Dolayısıyla buradaki şeyleri biraz daha uzun dönemli incelersek, doğru bir sonuca varırsak sanki biraz daha ekonomik anlamda da bir görüşümüz olur diye düşünüyorum. Şimdi bakın şurada şöyle bir şeyimiz var. Buradan bunu aldım. Şuradan da efendim şöyle getiriyorum ki bakın burayı alabileyim diye bunu yaptım. Şimdi elimde artık benim guideline'larım var. Yani rehberlik çizgilerim var. Bu bölgeye baktığım zaman bunun nerelerde asılı kalacağını, nerelerde baskı göreceğini 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorum. Zaten buradan destek bulmuş ve şu diagonalın üzerine atmış. Her ne kadar bugünkü satışla, bu haftalık bir grafik bu arada, bugünkü satışla buraya gelmeye çalışsa bile artık bundan sonrasında muhtemelen burayı destek olarak bulmak isteyebilir. Dolayısıyla biz biraz daha iyimserliğin devam ettiği ve geçen hafta paylaştığım bakır altın rasyosu itibariyle bakıra daha pozitif bakışımızın da temel sebebi olacak şekilde Çin'deki ekonomik toparlanmanın, toparlanma denir mi tartışılır aslında,
biraz daha etkisiyle bakır fiyatlarında kısa süreliğine bir yükseliş olma ihtimalini yüksek görüyoruz. Nereye kadar? Onu da söyleyelim. Bunu günlük yaparsak eğer grafiği. Evet, bakın şimdi günlük grafiklerde de. Yine burada da isterseniz diagonaller çizebiliriz. Ama burada bizim temelde gördüğümüz yer şurası. Bakın. Burada 2.60 ve 2.50 arasında son derece ciddi bir trading range var. Muhtemelen biz önümüzdeki günlerde bu trading range'in içine gireceğiz. Ve daha fazlası da herhalde olmaz gibi geliyor. Buralara kadar geldikten sonra bunu tekrar değerlendiririz ama şu anda long taraftan bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Buralara geldikten sonra tekrar değerlendirmeye açık dediğim gibi ama buralardan da muhtemelen aşağı doğru hareketler göreceğiz. Ekonomik gelişmelerin yetersiz olduğu düşüncesiyle. Bunun haricinde bakayım bir de şey var onu da söyleyeyim. Hani burada bakırla ilgili olarak görüşümüze azıcık destek katsın diye. Burası bakır stoklarını gösteriyor. Şimdi piyasada fiziki teslimatın olduğu future piyasaları gibi kontrat bazlı işlemlerin geçtiği 3 tane piyasa var. Birisi COMEX, bizim future kontratları oluyor zaten. Birisi LME, birisi de Şangay. Şimdi burada gördüğünüz gibi Şangay bakır stokları hızlıca aşağı gelmeye başlamış. Nitekim zamanlamaya bakarsanız fiyatın da yükselmeye başladığı dönemi gösteriyor. Dolayısıyla güçlü bir driver gibi gözüküyor. Aynı şekilde LME bakır stoğuna bakarsanız burası da son dönemde tekrar aşağı gelmeye başlıyor. Niye? Çünkü future kontratları karşılığında talep var. Almaya çalışıyorlar. Bakır talebi var. Sadece bunların içinde biraz daha nispeten küçük olan COMEX bakır stoklarında da birazcık artış söz konusu. Onu şimdilik kenarda bırakıyoruz. Evet, bugün için anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı almaya çalışalım. SSR Mining, Özgür Kılıçer, SSR Mining ve Occidental demiş. Hemen SSR Mining'e bakalım. Bunun bilançosunu doğrusu isterseniz hatırlamıyorum. Geldi mi, nasıl geldi? Normalde altın madencilik şirketleri bizim geçen seneden beri önerdiğimiz şirketler dahilinde, şirketler sepetinde. Ama altında piyasanın geri çekilme beklentisine sahip olduğumuz için biraz daha buradaki ilgimizi azalttık. O yüzden bilançosunu çok iyi hatırlayamıyorum ama hemen şöyle yaparsam sizin için bilançoyu koyabileceğimi düşünüyorum. Bakalım earnings atalım buraya tamam. Evet daha bilançosu açıklanmamış. Yani gördüğüm kadarıyla yine güçlü şirketlerden bir tanesi ama ben olsam dediğim gibi genel itibariyle altın gümüş kompleksindeki aşağı yönlü düşüncemiz itibariyle çok fazla bu hisseyi taşımak zorunda olmazdım. Taşımak tercihinde olmazdım. Occidental'a bakalım. Evet, Occidental diğer petrolcüler gibi çok fazla bir şey taşımadı, yapamadı. Çok ciddi bir rally yapamadı. Sanırım bunlar da yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilgi vermeyeyim ama yine açıp bakmam gerekir. Ama hatırladığım kadarıyla bunların borçluluğu çok yüksekti diye hatırlıyorum. O nedenle çok tercih edilmeyen bir şirket olmuş gibi gözüküyor. Ama trade yapmak için hiç fena değil. Neden derseniz gayet güzel tanımlı bir aralık var burada. Görüyorsunuz şu aralık. Bu aralığın içinde istediğiniz gibi bence aşağılara geldikçe yine tabii riski yönetmek kaydıyla aşağılara geldikçe alın yukarılarda pozisyon küçültme yönüyle işlem yapılır gibi gözüküyor. Eğer biraz daha spesifik olmak gerekirse şöyle yapabilirim galiba. Benim gördüğüm kadarıyla burada böyle bir daralan üçgen çizmek mümkün. Şu aralığımızı şuradaki aralığımızı şimdi biraz daha daraltmış olduk. Gördüğünüz gibi bunun aralıkları buradayken, şuralardayken ekstremleri bunun burada. En son olarak yine şey varmış, Özgür Bey'in sorusunu bir daha, Özgür Kılıçer'in sorusunu bir daha cevaplayalım. Petrolde dip oluşumu bitti mi acaba denmiş. Petrolde muhtemelen dip oluşumu gerçekleşti. Şöyle yapalım onu da. Çünkü... Şimdi petrol fiyatı burada. Şuradaki ekstremi görmeyelim. Size göstermek istediğim şey şu olurdu. Hatırlayabilecek miyim şeyini?
Bir dakika. Bakayım. Üzgünüm hatırlayamadım bunun şeyini, fonksiyonunu, ama size şunu söyleyebilirim. Petrolde artık hem rafineri talebi, ham petrolü olan rafineri talebi, hem de rafinerilerin ürettiği benzin ve benzin gibi diğer petrol türevlerine olan talep artmış vaziyette. Tekrar yukarı dönmüş vaziyette 3 haftadır falan. Dolayısıyla burada petrol fiyatları aşağı gelmez diyemem ama stabilize olmuş gibi gözüküyor. Genel beklentimiz tabii bu arada günlüklerde yazdığımız yazılar itibariyle şu anda 24-20'den geçiyor aktif vadeli kontrat. Burada 22 dolarlara kadar, 21 dolarlara kadar hareket olma ihtimali çok yüksek görüyoruz. Çünkü şu rally'nin bir noktada düzeltme yapması gerekiyor. Orada bir aşağı yönlü hareket bekliyoruz ama herhalde onu kastetmiyorsunuz. O bir standart bir piyasa hareketidir. Şimdi artık izin isteyeceğiz çünkü zamanımız çok kısıtlı oluyor böyle zamanlarda. Bu kadar cevap vermiş olalım. Ancak haftaya diğer yayınımızda inşallah tekrar bir araya geliriz. Bu arada bu yayının tekrarını izlemek için sosyal medya kanallarımızdan bulabilirsiniz. Ayrıca diğer yayınlarımızı da görmek isterseniz TradeAll sosyal medya kanallarımız üzerinden ve YouTube üzerinden abone olarak bizleri izleyebilirsiniz. Herkese iyi seanslar, sağlıkla kalın.